Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Ahkaf suresi son sayfa 29-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve iz sarafna ileyke neferan minel cin. Hani biz sana cinlerden bir topluluğu göndermiştik. Yestemiunal Kur'an, Kur'an'ı dinliyorlardı. فَلَمَّا حَدَرُوهُ Onlar senin huzurunda olduklarında قَالُوا dediler ki اَنْسِتُوا Susun, dinleyin. فَلَمَّا قُدِيَ Kur'an'ın okunması bittiğinde وَلَّوْ اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ Kendi kavimlerine uyarıcı olarak döndüler. قَالُوا dediler ki يَا قَوْمَنَا Ey kavmimiz اِنَّا سَمِعَنَا كِتَابًا Biz bir kitap işittik, dinledik. Ünzile min ba'di Musa, Musa'dan sonra indirilen bir kitap. Musaddiqan limâ beyne yedeyhi ve öncesini tasdik eden, daha önceki ilahi kitapları tasdik eden bir kitap. Yehdi ilal hak, o hakka sevk ediyor, hidayet ediyor. Ve ilâ tarîkın müstakîm ve doğru bir yola, istikametli bir yola sevk ediyor. Değerli izleyenlerim, burada başka bir alem, bizim dışımızda başka varlıklar, buna dikkat çekiliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Rasulü Thakaleyn, yani ins ve cinnin peygamberi. Cinler bizim gözde görmediğimiz ama idrak sahibi, şuur sahibi ve insanlar gibi ibadetle mükellef olan ve imtihan edilen varlıklar. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu taifeden bahisler vardır. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle onların hayatından da bir derece haberdar oluruz. Onların da bizler gibi mükellef olduğunu biliriz. Onlardan da müminler var, kafirler var. Bunları öğreniriz. Rahman suresinde Allahu Teala "Vel cenne halaknahu min qabl." Daha önce de biz cinleri yarattık buyuruyor. Çünkü dünya bir zamanlar ateş kütlesi halinde, o ateş kütlesi durumunda insanlar yaşayamaz. Ama ateşten yaratılan cin taifesi yaşar. Allahu Teala hakimdir. O dönemde de o taifeyi yaratmış ve onları imtihan etmiştir. Ve insanlar gönderildikten sonra da yine o taifenin hayatı devam etmektedir. Şu anda da devam etmektedir. Ve kıyamet bizim için de geçerli, onlar için de geçerli. Cennet, cehennem hem insanlar hem de onlar için yine geçerli. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onlardan bir taifenin gönderildiğini Kur'an'dan öğreniyoruz. Yani Allahu Teala bir grup cin taifesini Peygamberimize gönderiyor. Bu rivayetlere göre Batn-ı Nahl denilen yerde gerçekleşiyor. Nusaybin cinnileri, başka rivayetler de var. Bir taife onlardan gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında Kur'an okurken onu dinliyorlar. Ve öyle anlaşılıyor ki Peygamberimizin doğrudan onlardan haberi yok. O normal kendisi Kur'an-ı Kerim'den okumakta. Ve bu kimseler okudukları kendilerine okunan bu Kur'an'ın karşısında gerçekten hayran kalıyorlar ve iman ediyorlar. Bunun biraz daha ayrıntısı müstakil bir sure olarak Cin suresinde ele alınmakta. Nasip olursa oraya geldiğimizde orada biraz daha ayrıntılı olarak bunu görmüş olacağız. Ve bu cinler, Peygamberimizden Kur'an dinleyen bu cinler daha sonra kavimlerine dönüyorlar. Ve kavimlerine döndükten sonra da onlara bir uyarıcı oluyorlar. Yani biz böyle bir Kur'an dinledik, iman ettik diye anlatıyorlar. Burada Musa'dan sonra indirilen bir kitap diye bahsetmeleri, bunların Yahudi dininden olmasından dolayı olabilir veya ahkam itibariyle İncil'de çok fazla hüküm olmamasından, daha çok hikmetli bilgiler, vaazlar, bu gibi şeyler İncil'de var. Ama toplum hayatıyla alakalı hükümler fazla bulunmadığından bundan da böyle demiş olabilirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de hükümler var, Tevrat'ta da hükümler var. İşte Musa'ya indirilen kitaptan sonra böyle bir kitap gelmiş. Biz bunu dinledik ve bu kitap Hakk'a sevk ediyor.
gerçek olana sevk ediyor ve dosdoğru bir yola sevk ediyor. Ya kavmena, ey kavmimiz, ecibu da'iyallah, Allah'ın davetçisine icabet edin ve aminu bihi, ve ona iman edin. Yağfir lekum min zunubikum, günahlarınızdan sizi bağışlasın. Günahlarınızın bir kısmını mağfiret etsin ve yücirküm min azabin elim, ve elem verici bir azaptan da sizi korusun. Burada günahlarınızdan bir kısmını diye mana verişimiz ayetteki min ifadesinden, bunun Türkçedeki karşılığı dendan anlamını veriyor. Ve bu genelde şöyle açıklanır. Bir kimse evvelinde diyelim küfür içerisinde, bu kimse iman ettiğinde artık kendisiyle Allah arasında olan daha önceki haklar, bunlar affedilir. Ama insanlarla arasında olan bir takım meselelerde eğer başkalarına zulmetmişse, onların hakkı yine kendisinde kalmış olur. Kul hakkından başka günahları affedilmiş olur. Kul hakkıyla alakalı olanları eğer o kimseler hayattaysa bizzat onlarla gidip helalleşmek tarzında, hayatta değillerse de onlar namına iyilik yapmak suretiyle, diyelim birisinden para almıştır, vermemiştir, o vefat etmişse varislerine verebilir veya onun namına hayır yapabilir. Bu şekilde kendini affettirmeye çalışır. Ve men la yucib da'iyallah, kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse, feleyse bi mucizin fil ardı, o yeryüzünde kaçmakla kurtulacak değildir, Allah'a acize düşürecek değildir. Ve leyse lehu min dunihi evliyâe, ve Allah'ın dışında onun için evliya da yoktur. Yani Allah'ın dışında ona yardım edecek veliler de söz konusu değildir. Ulaike fi dalalin mubin, ve işte onlar apaçık dalalet içindedirler. İşte onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Evelem yarav, onlar görmediler mi? Ennallâhellezî halagas semâvâti vel ard, Allah gökleri ve yeri yarattı. Yani gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Burada Allah'ı görmek değil, yani yaratanın Allah olduğunu görmek ve o şekilde kabul etmek. Görüp de kabul etmediler mi? Velem ya'ye bi halqihinne, ve onları yaratmaktan da yorulmadı. Yani buraya kadar olan kısım, göklerin ve yerin yaratılması ve Allah'ın onları yaratmaktan yorulmaması adeta Yahudilere de bir cevap gibi. Çünkü şu andaki mevcut Tevratlarda Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı, 7. günde de istirahat etti ifadesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim buna açıklık getiriyor. Evet, Kur'an-ı Kerim kendisinden önceki gelen Tevrat'ı, İncil'i, diğer semavi kitapları tasdik eder. Ama zamanla oralarda meydana gelen tahrifleri de tasih eder, düzeltir. İşte Tevrat'ta da Allah'ın gökleri ve yeri 6 günde yaratması geçiyor. Ama orada bir ilave var. 7. günde istirahat etti. Kur'an-ı Kerim bunu düzeltiyor. Allah onları yaratmaktan yorulmadı. Dolayısıyla Allah zati kudret sahibidir ve onun kudretinde mertebeler yoktur. Yani onun için kolay zor diye bir şey söz konusu değil. Hepsi kolaydır. Yorulmak bizler içindir. Allah için böyle bir durum arız olamaz, söz konusu değildir. İşte gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah, bi kadir ala en yuhyel mevte, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Yani böyle olan Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olduğunu görmediler mi, anlamadılar mı? Allah-u Teala'nın yapmış oldukları, yaratmış oldukları şeyler yeniden diriltilmenin aslında delilleridir. Yani bunları yapan diğerlerini de yapar. Bunları yapan öldükten sonra da diriltir. Dünyayı yaratan ahireti de yaratır. O koca gökleri, sınırlarını bilmediğimiz engin fezayı direksiz durduran, bütün o gezegenleri, yıldızları
aklımızın alamayacağı muhteşem bir sürat içerisinde döndüren, gezdiren Allah elbette şu insanları tekrar diriltmeye, yeni bir alemi yaratmaya kadirdir. Onun yaptıkları yapacaklarının bir delilidir. Bela innehu ala kulli şeyin kadir. Evet, o her şeye kadirdir. Yani hiçbir şey Allah'a zor değildir. Ve yevme yuradul lezine keferu alennar. O gün kafirler, inkar edenler ateşe arz edilir. Ateşe sunulurlar. Cehennem azabına, cehennem ateşine atılırlar. Eleyse hâzâ bil hak, bu hak değil mi? Yani onlar inkar ediyorlardı. Ama inkar ettikleri ateşe girecekler ve kendilerine denilecek ki bu hak değil mi? Galu bela ve Rabbine, o zaman diyecekler ki evet ya Rabbi, ey Rabbimiz, bu hak, kabul ettik diyecekler. Gale fezugul azabe bima kuntum tekfurun. Allah da şöyle buyuracak: İnkarınıza karşılık olarak, inkar etmenize mukabil olarak azabı tadın bakalım. Fasbir, ey peygamber, sen sabret. Kema sabara ulul azm minar rusul, peygamberlerden ulul azm olanlar gibi. Bu iki türlü değerlendirilmiş. Ulul azm minar rusul, bütün peygamberlerin özelliği olabilir. Yani kuvvetle davasına sarılan her peygamber gibi sen de kuvvetle davana sarıl ve sabret. Çünkü Allah'ın dinini tebliğ etmek sabrı da gerektirir. İnsanlar genelde çiğdir. Bir peygambere aslında gösterilmemesi gereken nahoş tavırları gösterirler. Sen bunlara karşı sabret. Diğer peygamberler sabretti, sen de sabret. Bir de peygamberler içinde özellikle Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve bir de peygamberimizin kendisi, bu beş peygamber ulul azm minar rusul. Yani azim sahibi, azimet sahibi peygamberler olarak da nitelendiriliyor. Çünkü peygamberler içinde de dereceler var. Tilker rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte bu peygamberler, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla onlarda dereceler var, mertebeler var. İşte ulul azm olan büyük peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa hitap eder. Dolayısıyla Peygamberimiz Kur'an'ın tek muhatabı değildir. Kendini Kur'an'a muhatap addeden ve gerçekten muhatap olabilen insanlar buradaki fasbir, sabret emrini doğrudan kendilerine yönelik bir emir olarak da telakki edebilirler. Çünkü Allah'ın dinini tebliğ eden hemen her insan bir takım zorluklarla, sıkıntılarla da karşılaşır. Ve o zaman peygamberleri düşünmesi, özellikle büyük peygamberleri düşünüp onların en fazla sıkıntıya maruz kaldığını görüp onların sabrettiği gibi sabretmesi gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Eşeddün nâsi belâen el enbiya. En fazla belaya maruz kalan başta peygamberlerdir. Sümmel evliya. Sonra veli olanlardır. Fel emthelu vel emthel. Sonra derecesine göre diğer insanlardır. Demek ki Allah'ın dinini tebliğ eden insanlar bir takım zahmetlere, sıkıntılara da maruz kalacaklar. Bu işin adeta tabiatında var. Bir insan hamama girse o sıcak ortamda terler. Kutba gitse, kuzey kutbuna, o soğuk ortamda elbette titrer. Onun gibi demek ki Allah'ın dinini tebliğ etme durumuna gelmişse bir takım böyle sıkıntılara da maruz kalacaktır. Bir takım zorluklara maruz kalacaktır. Ama yapması gereken sabretmektir. Bu gibi çile, zorluklar sabırla aşılacaktır. Sabretmeyen hedefine de varamaz. Men sabara zafera denilmiş. Sabreden zafere ulaşır. Sabreden bu şekilde güzel neticelere de elbette ulaşacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Allah'ın dinini 13 yıl tebliğ etti ve görünüşte bir muvaffakiyetsizlik oldu. Hicrete mecbur kaldı.
ve çok sevdiği Mekke'yi terk etti. Ama Medine'de bir site devleti kuruldu ve Medine toptan İslam'a girdi ve Müslümanlar orada hakim hale geldiler ve ardından Mekke fethedildi, gönüller fethedildi ve Peygamber Efendimiz 120 bin sahabeyi yetiştirmiş olarak veda haccında hepsine ve onların şahsına bütün insanlığa hitap ederek görevini tamamlamış bir şekilde dünyada insanların arasından ayrıldı. Bu sabırla gerçekleşti. Yoksa sabırsızlık gösterenler bu gibi davalarda muvaffak olamazlar ve hedeflerine varamazlar, görevlerini tam yerine getiremezler. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ Onlar için acele etme. Yani hemen bir anda azap görsünler diye acele etme. Burada şöyle bir incelik de var. Mesela Mekke'de doğrudan bir savaş izni verilseydi, Müslümanlar müşriklerle boğuşsa, dövüşse ve savaşsaydı pek çok müşrik katledilirdi. Müslümanlardan da epey ölenler olurdu. Ama neticede bu sabırların neticesinde, onların eziyetine sabretmenin neticesinde kafirlerin büyük bir ekseriyeti de İslam'a girdiler. Mekke'nin fethedilmesinden sonra fevç fevç Allah'ın dinine girdiler. وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدُخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Sen o insanları o zaman Allah'ın dinine fevç fevç girer vaziyette görürsün. Allah'ın yardımı geldiğinde bunlar olacaktır. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ suresinde buna dikkat çekiliyor. Ama bu neticeleri görmek için evvelinde sabretmek gerekiyor. Bu sabrın neticesinde güzel neticeler elde edilecektir. Tavuk bile yumurtanın üzerinde 21 gün kuluçkaya yatıyor, sabrediyor. Bu sabrın neticesinde oradan civciv çıkıyor. Sabretmese, 20. günde oradan ayrılsa oradan bir şey çıkmayacaktır. Demek ki sabır maneviyatın önemli kurallarından birisi ve Allah'ın dinini tebliğ etmek sabırla oluyor. Başkalarının hidayetine vesile olmak sabırla oluyor. Bunun neticesinde sabreden kimseler gerçekten muvaffak oluyorlar. كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ Onlar kendilerine vaat edileni gördükleri gün لَمْ يَلْبَثُ اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ Gündüzden bir saat gibi kaldıklarını görecekler. Yani dünyada velev 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl saltanatları da olsa azabı gördükleri gün bir günün bir kısmı kadar kendilerine gelecek. Bu adeta rüyadaki saltanata benzer. Bir insan rüyada çok güzel bir saltanatı görebilir ama kendisi gariban birisi ise uyandığında saltanat da bitmiş olacaktır. Dünya hayatı diğer aleme gidildiğinde böyle bir rüya gibi gelip geçmiş olacak ama biraz uzunca bir rüya. Belki 70 yıllık bir rüya ama ebedi hayatın yanına konulduğunda ebedi hayatın yanında bir şey değil. Bir göz yumu başmak gibi geçmiş olan bir zaman dilimi. Belâ'u işte bu tebliğdir. Bunları bilmek insanlara yeter mi? Yeter. İnsanlar bunları anlasa gerçekten akılları başlarına gelir. Fehel yuhleku illel kavmul fasıkun. Fasık kavimden başka helak olan var mıdır? Yani helak olanlar var. Dünyada helak olan, öte yandan diğer alemde azaba maruz kalacak olanlar var. Ama fasık olanlardan başkası değildir bunlar. Demek ki fıska girmeseler onlar da helak edilmeyeceklerdir. Cenab-ı Hak her türlü fısktan, her türlü günahtan bizleri muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.